Biz paylaşmanın meyvesinin bereket olduğuna inanırız. Biliriz ki bizi biz yapandır paylaşmak. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İştiraki Bereket Sigorta, yeni bir anlayışla tamamen paylaşma ve dayanışma temelli ilk tekafül modelini geliştirerek bereket tekafülü kurdu. Gücünü dayanışmadan, ilhamını Anadolu'dan alan bereket tekafül sizinle büyüyor, sizinle bereketleniyor. Bereket tekafül, sigortadan öte. Sigorta ekranından merhaba. Sigorta ekranında yayınlarımız devam ediyor. Sektörde iz bırakanlar bölümümüz var. Bu üçüncüsü yayınlanıyor. Sektörde gerçekten emek vermiş kişileri buluyoruz. Rica ediyoruz tekrardan bu ekranlara bu bize yaşadıkları deneyimleri anlatmalarını istiyoruz. Ve belki genç sigortacılar çok fazla tanımıyor olabilirler. En azından onlarla da tanıştırmak istiyoruz. Sigorta ekranında sigorta duayeni Alaaddin Büyükkaya yayın konuğumuz. Alaaddin Bey 47 yıldır bu sektörün içerisinde, aynı zamanda şu anda aktif olarak Alaaddin Bey bu sigortacılığa devam ediyor. Şimdi birçok konu var konuşacağımız. Alaaddin Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Herkese selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. İstanbul'da demek zaten bu korona günlerinde vakti böyle değerlendirmek ayrıca bir keyif olacak. Peki. İsterseniz bir günümüzü değerlendirin. Biz hep bütün konuklarımıza öyle başlıyoruz. Son 1,5 ay içerisinde neler yaşadık, neler yaşıyoruz? Öncelikle sizler, aileniz, çevreniz, tüm dostlarınız umarım sağlığı yerindedir. Öyle iyi bir dilekle başlayalım. Siz aynı zamanda bir siyasi kimlikleriniz de vardı, evet, var halen. Politikacılarla buradan bir karşı karşıya gelmek biraz yayıncılar için sıkıntıdır. Çünkü hem çok bilgi vardır onlar içerisinde, takip de zordur. İsterseniz günümüzü değerlendirerek başlayalım Alaaddin Bey. Evet. Öncelikle tekrar teşekkür ederim. Tabii bir dünyada bir salgından karşı karşıyayız. Bu sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı etkileyen bir salgın. Ve böyle bir salgını da dünya ilk defa yaşıyor. Ve haberleşmenin de bu kadar yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Tabii bu ister istemez insanları, herkesi, bütün dünyada yaşayanların birbirinden haberdar olduğu bir salgından karşı karşıyayız. Amerika'dakini de biliyoruz, Almanya'da, dünyanın her yerindeki bugün kaç kişi öldü, kaç kişi ne olduğu bilerek bir salgın yaşıyoruz. Bu tabii insanlar üzerinde ciddi bir psikolojik etki yaratıyor ister istemez. Ve Türkiye'de de bizler yaklaşık işte 1,5 ayı geçti, karantinadayız. Bir de 65 yaş üstünde olunca daha da karantina farklı oluyor. Ben tabii kendi açımdan mutluyum. Biz böyle bir olay başlar başlamaz Maşukiye'de, bu Kocaeli'ne bağlı bir şirin bir bölge var. Orada bir evimiz vardı. Oraya geldik ve dolayısıyla biz bir anlamda burada tam bir karantina denemez. Belki insanlarla ilişkilerimiz açısından bir karantinadayız ama çevre ilişkiler açısından bahçedeyiz, rahatız, yani rahat hava alabiliyoruz burada. Böyle bir bol bol okuyup en azından baharı da güzel yaşamanın fırsatını bulduk. Çok şükür çevremizde bir herhangi bir bu salgın hastalıktan dolayı bir sıkıntı yaşanmadı. İnşallah bundan sonra da yaşanmaz. Ama biz kurallara tam olarak uymaya çalışıyoruz. Fakat şunu gördük, insanlar bazı şeyler olmadan da yaşayabiliyormuş. Yani işte
Yani gitmiyoruz, arabayı kullanmıyoruz, bir yere gitmiyoruz, alışverişimizi internetten yapıyoruz, her şeyi de yapabiliyormuşuz. Bazı şeyler sanıldığı kadar da zor değilmiş. O bakımdan bugünlerde geçiyor. Bence devlet olarak, devletimiz bu bu salgın hastalık dönemini, ki bizim hekimlerimiz gerçekten bir kere devletimizde, hekimlerimizde çok büyük, sağlık çalışanları büyük bir imtihan verdiler. Ve ben bu imtihandan sonra rahmetli Atatürk'ün, devletimizin kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözünün ne kadar doğru olduğunu da bir kere daha hep birlikte yaşıyoruz. Yani bunu da söylemeliyim. Çünkü hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız dünyada örnek bir çalışma sergilediler. Ve çok şükür kimse hastaneden geri dönmedi. Herkes tedavi edilebildi, yapılabildi. Ve Türkiye bu konuda dünyada örnek bir ülke durumunda oldu. Sağlık Bakanlığımız da gerçekten çok iyi yönetti. Hükümetimiz çok iyi yönetti. Çok şükür bugünlere geldik. Bunları da atlatacağız ama tabii ki kapalı olmanın ne demek olduğunu da hep beraber görüyoruz. Onun için insanların, hele hele hastane köşelerinde olanların, kapı gözleyenlerin, hapishanede olanların ne demek olduğunu, biz hiç bunlara yaşamamamıza rağmen insanın hürriyetinin sınırlanmasının ne demek olduğunu da hep beraber yaşıyoruz. Onun için hürriyetin ne demek olduğunu bir kere daha sanıyorum hepimiz tadıyoruz, yani onu da söylemeliyim. Biz de sağlık, fedakar sağlık çalışanlarımıza buradan bir alkışta biz bir daha gönderiyoruz. Evet, gerçekten büyük bir ederim. Yani gerçekten büyük bir çaba sarf ettiler. Büyük bir alkışı hak ediyorlar. Evet, ve büyük çaba sarf ettiler. Büyük de kayıp verdiler onlar da kendi içinden. Evet. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. İsterseniz konumuza kronolojik olarak biraz geriden başlayalım, günümüze gelelim izin verirseniz. Tabii. Alaaddin Bey, siz 73 yılından itibaren ilk önce Sigorta Denetleme Kurulu'nda mı göreve, evet, başladınız ve 50 yıla yaklaşan ve hala, evet, aktif sigortacılığın içinde bulunan bir kişisiniz. Yani sektörde, evet, bir iz bırakmak diyorsanız sizin iz biraz fazla derin olmuş olmalı. Evet, İsterseniz ilk günden itibaren, bize ilk başladığınızdan itibaren bize o kronolojiyi böyle arada anekdotlarla anlatırsanız, tabii, ben hiç, tabii, araya girmeyeyim o bölümde. Evet. Şimdi efendim, benim sigortacılığa başlamam, Haziran'da İktisat Fakültesi'nde mezun oldum ve 1 Temmuz 1973'te de Sigorta Murakabe Kurulu'nda uzman yardımcısı olarak göreve başladım. Ve aynı dönemde de sigortacılık konusunda da master ve doktora çalışmalarına da başladım. Dolayısıyla 75'te de sigortacılık konusunda doktor unvanını aldım. Ve o gün bugündür gidiyor. Yaklaşık 5,5 sene civarında bir sigorta murakabe kurulunda çalıştım. Sonra bugün AXA olan İttihad-ı Milli Türk Anonim Sigorta Şirketi'nde genel müdür yardımcısı oldum. Sonra 30 yaşındaydım, Aksigorta'ya genel müdür olduk. Ve orada 9 yıl görev yaptım. Sonra profesyonel olarak sigorta şirketinin kuruluşuna öncülük ettik. Merkez Sigorta'yı kurdum ortak olarak. Ve onu Türkiye'nin 10 büyük şirketinden biri haline getirdik. Ve oradan hissemi sattıktan sonra da tamamen profesyonel olarak kendimiz adımıza sigortacılık yapmaya devam ettik ve yürütüyoruz. Şimdi bu kısa, ben kendimi bunu anlatırken, sigortacılığa girdiğim dönemde tabii tarife sistemi vardı. Ve yeni sigorta şirketinin kurulmasına müsaade edilmiyordu. 1959'da çıkmış bir kanunla sigortacılık idare ediliyordu. Reinsurance'da Almanlar tamamen piyasaya hakim. Ve belli devlet şirketleri, ki o tarihlerde sigorta piyasasının %90'ı milli sigorta şirketleri
hakimdi. %10 yabancılardı. Yabancı şirketler umumi vekillik şeklinde çalışıyorlardı. Ve doğrudan şirket kurulmuş bir yabancı şirket yoktu. Dolayısıyla böyle bir ortamdaydı. Milli Reesurans tekeli vardı. Milli Reesurans tekelini yönetiyordu. Ve böyle bir ortamda daha sınırlı sayıda insanın görev yaptığı bir dönemdi. Ve tarife biz sigorta murakabe kurulunda da sigorta şirketlerine tarife kontrolüne giderdik. Hiç unutamadığım bir hatırayı anlatmalıyım size burada. O zaman Hayri Başer Bey Şark Sigorta'nın genel müdürüydü. Biz de işte mesleğe yeni girmiş tarife kontrolü için Şark Sigorta'ya gittik. Şark Sigorta'da bir takım hatalar, tabii tarifede hatalar bulduk. O günkü resmi tarifenin dışında fiyat verilmiş, yapılmış işler bulduk ve Hayri Başarı da benim de o tarihte imzam olan, biz 3 kişilik bir heyet halinde gitmiştik. Savcılığa verdik. Yani tarifeye aykırı davrandı diye. Ve tabii savcılık yapmış. Ben Hayri Başer'den dinlediğim noktayı da anlatmalıyım tarifede. Hayri Başer diyor ki tabii savcılık işte mahkemeye çağırmışlar. Oradaki mübaşir bağırıyor tarif eden Hayri Bey diye mahkeme salonuna davet için. Tabii Hayri Bey giriyor. Tarif eden deyince bu tarife başka tarife olarak algılanıyor hakim tarafından. Diyor ki ya yaşına başına bak diyor. Senin bu tarifelerle ne işin var diyor hakim. İlk çıkışıyor. Ondan sonra sen diyor böyle olmadık işlerle ne uğraşıyorsun? Böyle deyince efendim diyor yanlış anladınız. Ben sigortacıyım, sigorta genel müdürüyüm. Diyor tarif eden Hayri diye seni aldılar diyor. Evet efendim diyor Türkiye'de tarife kontrolü var. Günde her gün binlerce sigorta poliçesi satılır. Ben bunları genel müdür olarak bilebilme şansım yok. Bazı poliçelerde sigorta primini, devletin koyduğu primin tarifenin dışında uygulamalar yapmışız. Onun için de beni bugün savcılığa getirdiler. Şunu ekranda bir görüntü oldu. Ve bilmiyorum siz de şunu kapatayım. Evet, tamam. Siz, tamam. Ondan sonra dolayısıyla beni bugün mahkeme huzuruna geldim. Öyle deyince madem diyor o da tabii yani bunu söylemeliyim kadın satıcılığından diye tahmin ediyorlar bu tarife deyince. Ondan sonra çık dışarı yav diyor bunun için diyor mahkemeye mi gelinir diyor ve Hayri Bey'i tabii şey yapıyorlar yani beraat verip bitiyor. Bu savcılıktan beraat aldıktan sonra yani takipsizlik aldıktan sonra Hayri Bey çağırmıştı. Ya Alaaddin Bey dedi bizi dedi tarif eden dedi tabii sizin göreviniz dedi. Bugünkü sistem olduğu için ister istemez bizi dedi siz bunu dava ettiniz ama çok şükür gittim. Fakat en çok utandığım şey ne biliyor musun dedi. Oradaki mübaşir beni tarif eden Hayri Bey deyip de hakimin beni dedi başka bir şekilde azarlamasını herhalde hayatım boyunca unutamayacağım dedi. Dolayısıyla yani bunu gerçekten ondan sonra da ben tarife kontrolüne hiç gitmedim. Murakabe Kurulu Başkanı'na dedim ki ben buna inanmıyorum. Böyle bir işin doğru olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla beni başka şeylerin denetimi için gönderin ama tarife kontrolü için beni göndermeyin. Ve hakikaten de bir daha da hiçbir tarife kontrolü için denetime, hiçbir sigorta şirketine gitmedim. Belki geçmişin en güzel hatıralarından biri. Sonra şirketlerde yöneticilik yaptınız. Evet. Sektörün masanın diğer tarafına Tabii geçtiniz, değil mi? durduk. Onun masanı durduk. Ve ilk ki İttihad-ı Milli işte bugünkü 60 yıllık şirketti. O zaman 60. yılda da ben genel müdür yardımcısı olmuştum. Teknik genel müdür yardımcısı. Tabii orada da tarife vardı. Fakat tarifeyi şey yapabiliyor musunuz? Siz kontrol edebiliyor musunuz? Herkes masa altında tarife serbestti. Ama gerçekte yazılı olarak tarife vardı. Fakat masa altı tarife serbestliği daha fazla gidiyordu. Ve böyle bir sistem vardı.
Sonunda yani ben Aksigorta'ya genel müdür olunca bu işi biraz gündeme taşıdım. Rahmetli Özal'ın da tabii o 24 Ocak kararlarının hazırlanmasında da rolüm olmuştu. O ekibin içinde de yer almıştım. Rahmetli Özal'a dedim ki efendim yani bu sigortacılıkta böyle bir saçma sapan bir sistem yürüyor. Hem reesans tekeli var hem bu var. Yani bu sistem bizim içerideki tüketicinin aleyhine bir sistem. Sadece reesans şirketlerine ve sigorta şirketlerine yarayan bir sistem. Dolayısıyla bu sistemden sigortacılığın gelişmesi bile mümkün değil. Tarife sisteminden serbest tarife sistemine ve sigorta piyasasının rekabete açılmasına ihtiyacı var. O söylediklerimden sonra da gerçekten rekabete açıldı. İşte biliyorsunuz işte 90'larda o karar verildi ve rekabete de açıldı. Ve ondan sonra da zaten yeni sigorta kanunu hazırlandı. O kanun hazırlanmasında da benim rolüm oldu. Hazırlamasında görev yaptım. Ve işte adım adım sigorta piyasasına yeni şirketler girdi. Yeni şirketler girince tabii o güne göre bugünkü tabloda bir değişiklik oldu. Yani ben sigorta piyasasına başladığım zaman piyasanın %10'unda sadece yabancılar hakimken bugün tam tersi bir tablo oldu. Yabancılar neredeyse yabancı sermaye %90'a yaklaştı. Yerli sermaye ise %10-15 civarına indi. Yani tam tersi bir tablo oldu. Bu zarar mı getirdi bize? Yani bunu sorabiliriz. Belki milli şirketlerin yani tamamen yerli sermaye açısından bence sermayenin öyle bakmak lazım. Yerli sermaye açısından belki bu bir kayıp. Fakat bence yabancı şirketlerin gelmesi Türkiye'de piyasasında ürün çeşitliliğinin artmasını sağladı. Sigortaya olan güvenin daha da belki artmasını ve sağladı. Ancak yabancı şirketler bugün %90'a yakın piyasayı kontrol etmelerine rağmen tam da teknolojilerini Türkiye'ye getirdiklerini söylemek biraz zor. Yani bazı şirketler bunu yaptı ama çoğu hala Türkiye'deki uygulamaları, dünya uygulamalarına paralel değil. Onun için yabancı şirketler sadece sermaye o kontrolünü değil de ürün çeşitliliğiyle de bugünleri bence dünyadaki gelişmiş uygulamaları Türkiye'ye aktarmaları lazım. O zaman çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ve yeni şirketlerin yerli sermayeyle şirketlerin kurulmasında da büyük fayda var. Ben Türkiye'deki şirket sayısını çok az buluyorum. Yani benim samimi kanaatim o. Yani 40-50 tane şirket koca 85 milyonluk bir ülke için çok azdır. Bence 300'ün üzerinde sigorta şirketi olmalı. Yani benim inancım o. Yeni şirketler kurulmalıdır. İhtisas şirketleri kurulmalıdır. Yani aspirin gibi her işi yaparım şirketler değil de bence işte atıyorum şey konusunda seyahat sigortalarında uzmanlaşmış şirketler, kaskoda uzmanlaşmış şirketler, trafikte uzmanlaşmış, inşaat sigortalarında, mühendislik sigortalarında uzmanlaşmış, hatta tek bir branşta çalışacak şirketler bile kurulabilir. Ve Türkiye bugünkü konumuyla bence hele hele ki bunu Türkiye'nin bugünkü internantını da düşündüğünüz zaman, arka bahçesini de düşündüğünüz zaman, reesans piyasasında bile temel bir merkez olabilecek bir ülkedir. Yani Londra'daki Lloyd's tarzında bir sigorta sendikasyonunun İstanbul'da bir sendikasyonun kurularak hem reesans piyasasından hem dünya piyasasından ki Orta Asya için, Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanlara tamamen hitap edecek bir konumdadır Türkiye. Sigortacılık kültürü açısından, yetişmiş insan seviyesi bakımından, hele hele serbest rekabetin başlamasından sonra çok insan yetişti. Çok iyi bir kadromuz var. Türkiye'de insan açısından sıkıntımız yok. Yani bunu hepimiz bilelim. Dolayısıyla Türkiye sigortacılıkta çok farklı bir yere geldi.
Bence bunu da kullanmalıyız diye düşünüyorum. Bunu da kullanmalıyız diye düşünüyorum. Burada araya girebilir miyim? Buyurun. Şimdi sigorta şirketi sayısı az dediniz. 80 milyonluk bir ülke dediniz Evet. ama penetrasyonda ciddi bir az yani. Sonuçta penetrasyon, sigortalılık oranı az. Burada ne yapılması lazım? Yani keşke sigortalılık oranı artsa da bu şirketler İşte bunlara bakın efendim, yetişemese diye düşünüyoruz yani ama. 50 yıla yaklaşan bir, bu sektörde yaklaşan birisi olarak. Şimdi Ford'a sormuşlar reklam nedir diye. Diyor ki tavuk yumurtası ile ördek yumurtası arasındaki farktır diyor. Ne demek diyorlar? Diyor ki tavuk yumurtlayınca biliyorsunuz 7 mahalleyi ayağa kaldırır. Ördeğin yumurtası çok kaliteliymiş ama yumurtlayınca sessiz yumurtasını bırakır ve gider. Şimdi dolayısıyla tavuk nesli çoğalmış, ördek nesli azalmış. Şimdi bugün de Türkiye için şuna ihtiyaç var. Satış kanallarının çeşitlendirilmesine ihtiyaç var. Satış kanallarını çeşitleştirip yaygınlaştırmadığınız sürece Türkiye'de sigortacılığı geliştirmek mümkün değildir. Sadece sigorta şirketi kurmakla da iş bitmiyor. Satış kanallarınızı çeşitlendirmeniz gerekiyor. Sadece efendim ben acentelerle satacağım, sadece brokerlerle satacağım, diğer kanalları kullanmayacağım diye düşündüğünüz zaman bunlarla satılacak miktar, düşünün şu Türkiye'de 80 milyonluk ülkede yaklaşık 30 bine yakın acente var. Bu acentelerin de çoğu daha da gücü yerinde olmayan acenteler. Çünkü 1 milyon, 2 milyon liralık bir portföyle bu acentelerin sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri, kendilerini devam ettirebilmeleri de o kadar kolay değil ki. Bunların çoğu da 1 milyon, 2 milyonluk acente sayısı bile sınırlı. Dolayısıyla böyle bir ortamda siz bunları yapamazsınız. Satış kanallarınızı her noktada sigortayı satacak kanalları oluşturmanız gerekir. Dünyada bu iş böyle yapılıyor. Unutmayın, sadece Prudential'ın satıcı sayısı bugün 1,5-2 milyon adet. Sadece Prudential'ın, bir sigorta şirketinin satıcı sayısı. Yani bunu yapmadığı sürece Türkiye'de ve bir de biz satıcıları şimdi burada sınıflandırmak zorundayız. Acentelere bağlı, brokerlere bağlı satıcılar grubu oluşturmamız gerekir. Sigorta şirketlerine bağlı satıcılar grubunu oluşturmamız lazım. Bunun yolu ise bunları illa yani vergi mükellefi kılıp satıcılar değil, stopaj usulüyle vergilendirme. Dünya örneği böyle zaten. Bugün Prudential'ın eğer 2 milyona yakın sadece Prudential, Münih Re'nin aynı şekilde Allianz grubunun milyonlarca satıcısı var. Bunlar doğrudan doğruya iş getirdiği zaman stopajla vergilendirilip şey yapılıyor. Bunlar kısa bir eğitimden geçiriliyor. Bir eğitim veriyor. İster sigorta şirketi kim yapacaksa, kime bağlı çalışacaksa eğitim veriyor. Bir devletin koyduğu bir kural var. Bu eğitim içerisinde bunları satıcı olarak her noktaya yayıyorsunuz. Dijital bir ortama geldik işte. Bakın şu anda karşılıklı olarak böyle bir görüşme yapıyoruz. Yani soruyorum, bugünkü dijital sigortacılıkta yanlış yapabilme ihtimalin İnsana göre daha az. Ben mesela biz kendimiz de uyguladık. Şu anda Büyükkaya olarak, mobil olarak satıyoruz. Hiçbir şekilde yanlış yapabilme imkanı yok. Yanlış yaptığı an zaten sistem gitmiyor. Yanlış bilgi verdiği zaman gitmiyor. Dolayısıyla satış kanallarının mutlaka çeşitlendirilmesi, gelişmesi lazım. Bunları çeşitlendirmediğimiz sürece sigortacılığı geliştiremeyiz. Yani bunu bence sigorta tarifesi serbestlik kadar satış kanallarının çeşitlendirilmesi de işin temelini oluşturuyor. Bununla ilgili eğer yasal sıkıntılar varsa bunların da düzeltilmesi ve yapılması lazım. Dünya böyle satıyor. Peki Alaaddin Yani Bey, tam bu dünyada arada böyle, başka tekrar türlü mümkün değil. araya gireyim isterseniz. Şimdi 17 bin tane resmi acentemiz var ve sigorta acentelerini biz bu yayınlara konuk alıyoruz. Onlar da sektörün bir parçası. Biz onları da çok önemli ve değerli biliyoruz, görüyoruz. Kesinlikle. Yani biz de Şimdi yaptık. Ben her tarafında bulunmuş birisiyim. evet, şimdi siz eski adıyla bir ara siz bunu
Çok gündeme getirmişsiniz. Öyle de biliriz. Prodüktörlükten bahsediyorsunuz Yani muhtemelen. adına prodüktörlük deyin, adını illa prodüktör olması, adı şu olmuş bu olmuş önemli değil. İşin yapılma şekli önemli. Bugün Acenteye bağlı. ama bugün o çantacı diye tabir ediliyor. Ama şimdi acentelere baktığınız zaman onlar sayısının fazla olduğunu, acente sayısının fazla olduğunu, ortada paylaşılacak bir pastanın olmadığını iddia ediyorlar. Ve diğer taraftan o çantacılardan, hatta bankalardan, diğer satış kanallarının da satışının yapmaması tarafındalar şu andaki acenteler. Sigorta şirketleri internet satışlarının dışında ufak ufak onlar da bir şey yapmaya çalışıyor ama sizin dediğiniz ufuk daha geniş bir ufuk yani. Benimki tamamen geniş. Bakın, şimdi ben masanın her tarafında bulunmuş bir insanım. Denetimde bulundum. Kanun yapıcı olarak bulundum. Acentelik yaptım. Sigorta şirketi görev yöneticisi oldum. Patronu oldum ve brokerlik yapıyoruz. Şimdi hepsinin içinde bulunmuş birisi o. Kimse kendi elindeki bir ekmeği başkasına yedirmez efendim. Bankalara ben de yıllarca karşı çıktım. Akbank'ın, Sabancı grubunda, Aksigorta'nın genel müdürlüğünü yaptım 9 yıl. Şimdi burada ne yapar? Hiç kimse kendi elinin altındaki bir şeyi, lokmayı başkasına kolay kolay kaptırmaz. İster istemez burada farklı işte doğrudan yapmaz, dolaylı yapar ama daima o lokmayı kendisi kontrol eder. Bir büyük şirket mutlaka farklı bir şekilde o lokmayı kendisi kontrol eder. Yani meseleyi dar çerçeve içerisinde görmemek lazım. Meseleyi küçültmek için çantacı bilmem ne bunlar bu tabirler bence tamamen açıkçası işi küçülten, bence esas hedeften uzaklaştıran tabirlerdir. Burada esas olan şu. Acenteye de bugün yani ben mesela Merkez Sigorta'ki hissemi satmasaydım şöyle düşünüyordum ve bana göre mesela İspanya modelinde bölge acenteleri vardır. Bölge acentesi kendinin etrafında tali acenteler kurar, satıcı grupları oluşturur, bir küçük bir sigorta şirketi gibi çalışır. Şimdi siz bu böyle yapmazsanız satıcı sayısını, acenteyi nasıl büyüteceksiniz? Yani bir acente günde kaç kişiye gidebilir? Ya gitti İstanbul'da 10 kişiye gitti. Yani 11 kişiyle görüşme şansı çok sınırlı. Ama bir acentenin yanında ona bağlı getirip iş getirecek insan sayısını çoğalttığınız zaman, bir brokerde çoğalttığınız zaman, bir sigorta şirketinde çoğalttığınız zaman bu insanlar her yere girebilirler ve daha çok işlerini büyütebilirler. Acenteler konusundaki bu bilgiler bence yanlış bir temele dayanıyor. Kimse kimsenin ekmeğini kimseye kaptırmaz. Bütün mesele sigortacılık, ben şunu görüyorum. Sigortacılık bir organizasyon işidir. Bu konuda açıkçası ben yaptığım her işte Allah'a çok şükür başarılı olmuş birisi olarak söylüyorum. Bir organizasyon işidir. Bu organizasyonu iyi kurabilme işidir. Bunu ne kadar çok insana gidebilirseniz Ford'un reklam tabirinde söylediği gibi o kadar çok netice alabilirsiniz. Bu piyasada acenteye de ihtiyaç vardır. Brokere de ihtiyaç vardır. Sigorta şirketine de ihtiyaç var. Ve farklı satış kanallarını kullanan acenteye de, brokere de, sigorta şirketine de ihtiyaç var. Herkes kendi tercihini yapmalı. Herkes gücüne göre bunları kullanmalıdır. Yani bence bunlara getirilecek sınırlamalar asıl sigortacılığı geriye şey yapar. Çünkü en ince kanallara kadar gidebilecek insana ihtiyacımız var. Bunu Peki yapamadığımız sürece işi toparlayamayız. Alaaddin Bey, siz başta görüşlerinizi tarife ile ilgili belirttiniz. Şimdi çok gündemde de bu tarifenin tekrardan geri gelmesini, tarife rejiminin serbestlikten geri adım atılmasını tartışıyor şu anda sektör. Bu konuda da o zaman yani sizin görüşünüz Bana aşağı göre yukarı son anladık derece gibi ama yanlış, burayı son daha açar derece mısınız yanlış, bize lütfen? son derece yanlış. Bence denenmişi denemek kadar yanlış bir şey olamaz. Burada tekrar tarife sistemine dönmek bence işi tersine çevirmektir.
yıllarca bunun sıkıntılarını çekmiş. Ve dünyaya bakalım, dünyada tarife sisteminin olduğu kaç tane ülke var? Bir göstersinler bana bakayım, birisi söylesin birisi. Yani böyle şeyler düşünmek bence tekelci, devletçi görüşler bu konularda sadece ve sadece açıkçası bu işten sigortalı zarar görür. Sigortacı da belli ölçüde kazandığını zanneder ama asıl bence sigorta piyasası açısından söylüyorum, bu işten en fazla kazanan reasuran şirketler olur. Benim gördüğüm odur. İlginç bir yaklaşım. Peki Alaaddin Bey, size tam bu konuları geçmeden bir sorum daha olacak. Sigorta sektöründe şu anda işte sigortalılık oranının az olduğundan şikayet ediliyor ve hep topu geçmiş yıllardaki bir takım yanlış uygulamalara atıyorlar. Hayat sigortalarında benzer bir takım sıkıntıların olduğu dönemleri hep atıfta bulunuluyor. Siz o dönemlerde de görev yapmış bir yöneticisiniz. Belki bu evet, konuda da söylemek istediğiniz bir şey olur. Biz bunu rahatça sorabileceğimiz halen aktif bir sigortacı sektöründe bir ilgili kişiyi bulamadığımız için bulmuşken size soralım. Valla ben şunu söyleyeyim. İşte efendim geçmişte biz de yani denetim yaparken de yanlış olur mu olur. Yanlış yapılmış mı yapılmış. Kurallar tam doğru dürüst konulmadığı zaman yanlışlar olur. Kuralları denetleyecek, takip edecek insanlar olmadığı zaman yanlışlar olur mu olur. Ha efendim hiç yanlış olmayacak mı? Olacak. Hiç yanlış yapmadan bir sistemi hayata geçirmek, düzeltmek mümkün değildir. Sıfır hata diye bir şey yoktur. Yani bu Allah bile insanları cennet ve cehennem yaratmış. Niye? Yani yanlış yapıyorsan gideceğin yer belli demiş. Onun için ekonomik kurallarda da bir insan yanlış yapıyorsa yanlışın faturaları her zaman çıkmıştır. Efendim geçmişte bundan 40 sene önce bilmem olmuş hadiseleri, 20 sene, 30 sene önce olmuş yanlışları, bugün şartlar değişmiş, her şey değişmiş, her türlü kontrol sistemi farklılaşmış. Bugün düğmenin ucuna basarak bir kontrol şeyiyle her şeyi kontrol edilen, bu kadar dijitalleşmiş bir dünyada artık eski sözler, hani eski çamlar bardak oluyordu bir tabiri var. Bence eski çamların hepsi bardak olmuştur. Bunları kullanarak bugünü tayin etmek, bugünü değerlendirmesini yapmak olsa olsa sadece yanlışla iştigal etmek olur. Da sonuçta söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Bir kere sigorta şirketi sayısı az fazla olmalı. Prodüktörlük mü ismi ne olursa olsun dağıtım kanallarının her yerde olması en kılcal yerlere kadar gidip gitmesi lazım. Bunun bir sistematiği kurularak yapılması lazım. Yani bunu böyle efendim şunu yapsın. Ya bu rekabeti düşünüyorsan işini iyi yapan ayakta kalacaktır. İşini iyi yapmayan kalamayacaktır. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Her konu için böyle. Siz mesela bir sigorta konusunda yayın yapan bir yayıncı olarak söylüyorum. Eğer işinizi yapmasaydınız bugüne kadar ayakta kalabilir miydiniz? Kalamazsınız. Aynı şey her sektör için, her meslek için. İyi bir hekimseniz, iyi bir hekim değilseniz siz kimse gelmez size. Aynı şekilde iyi bir sigortacı değilseniz size gelmezler. Sen işini doğru yapmıyorsan gelmezler. İşini takip etmiyorsan gelmezler. Dolayısıyla iyi yapan olmak zorundayız. Bunu unutmamamız gerekiyor. Rekabet iyi yapanlar içindir. İyi yapmayanlar rekabetten korkarlar. Ben rekabetin son derece faydalı olduğuna inanan birisiyim. Ve insanları korkutarak bir yere götüremezsiniz. İnsanları heyecanlandırarak, insanlara yeni ümitler vererek, insanların önünü açarak bir yere götürebilirsiniz. Korkuyla ne ekonomi yönetilebilir, ne iş yeri yönetilebilir, hiçbir şey yönetilemez. Korku sadece o günlüktür. Korku geçtikten sonra insanlar sadece olduğu yerde kalırlar. Başka hiçbir şey olmaz. Onun için ben rekabetten yanayım. Evet. Alaaddin Bey, şimdi siz bu kısmında söylediklerinizin altında birçok biz yayıncı olarak, gazeteci olarak inanılmaz güzel başlıklar var. Arkadaşlarım bunları aynı zamanda haberleştirecekler. Yayınlarımızda kullanacağız. Şimdi sizin bir siyasi kimliğiniz de var.
Önemli görevlerde bulundunuz. Evet. Burada sigorta sektörüyle ilgili bir takım gelişmelere siyasetçilerin çok ilgisi yok. Siz mecliste bunların çok savaşını vermiş bir aynı zamanda siyasi kimliksiniz. Yani orada Başını bunların sağlayan çok benim, hazırlayan yoğun benim. çabanız da oldu. Biraz isterseniz onlarla ilgili de bize bir anekdot anlatın. O dönem, yani o dönem değil, bugün dönemde siz hala aktifsiniz. Siyasetçiler neden sigortacıları sevmiyor? Sigortacılar, şimdi biz sigortacıların en büyük sıkıntılarından biri, ben meclise girdiğim zaman da arkadaşlara onu söyledim. Dedim ki bakın, sizin içinizden tamamen sigortacı olarak ilk defa birisi aktif bir sigortacı olarak mecliste bulundu. Ha, daha önce kısmen sigortacılık yapıp mecliste bulunan arkadaşlarımız olmuş. Ama bunlar tam yani benim pozisyonumda değil. Şimdi şunu görüyorum. Bizim arkadaşlarımız hep sigorta ile ilgili meselelerin çözümünü zannediyorlar ki ben efendim sigorta genel müdürünü ziyaret ederim, ona anlatırım, o da bu meselemi çözer zannediyorlar. Yani eskiden şube müdürüydü, Halim Külünk vardı hiç unutmam. Herkes şube müdürü Halim Külünk'e gider, onun dışında kimseyle görüşmezdi. Halim Külünk de çözdüğünü zannederdiler. Halim Külünk'ün çözmesi mümkün değildi. Hatta bugünkü ortamda söyleyeyim, bunların önemsiz olduğunu belirtmek için söylemiyorum ama bir sigorta genel müdürünün bile meseleleri çözmesi sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü siyasi irade olmadan bu meselelerin hiçbirini çözemezsiniz. Ben bugünden yani kendim için de söylüyorum, belki insanlar benim arkamda başka şeyler vehmediyordur. Ya bu adam nasıl bazı şeyleri çözüyor diye. Benim siyasilerle yakın ilişki içinde olmam, rahmetli Özal'la, daha sonrakilerle de ilişki, Süleyman Demirel'le de, diğerleriyle iyi ilişkiler içinde olmam ve onlara yakınlığım, benim sigorta piyasasındaki değişikliklerde hep imzamın olmasını sebep oldu. Niye? Çünkü ben gittim direkt anlattım. Eğer rahmetli Özal'a ben tarife sisteminin ne manaya geldiğini anlatmasaydım, serbest tarifenin ne manaya geldiğini anlatmasaydım, yani bunlar olmayacaktı. Dolayısıyla bugün sigorta sektöründe bulunan arkadaşlarımız da meseleyi hangi parti olursa olsun siyasilerle dirsek temasına girerek konularını anlatmalarını doğru bir şekilde onları bilgilendirmeleri ve inandırmaları gerekmektedir. Bunu yapmadıkları sürece yani önemli değişiklikleri yapmaları mümkün değildir ve sadece belli yerlere gider gelirler. Çünkü siyasi irade karar vermediği sürece oradaki genel müdür de önemli değişikliklere imza atamaz. Sadece kendine çizilmiş mevzuat içinde karar verebilir. Onun dışında başka hiçbir şey yapması mümkün değildir. Peki efendim siz aktif sigortacılık tarafında hala çalışmalarınız devam ediyor. Bir taraftan özel olarak Büyükkaya brokerlık devam ediyor ama diğer tarafta en son bakan yardımcılığı görevinizden sonra da Azerbaycan'da bir takım faaliyetler var. Burada sizden istenenler ne? Orada neler yapıyorsunuz? Biraz bize ondan da bahsedin. Tabii memnuniyetle. Şimdi yaklaşık 3 aylık bir dönemdir bu. Azerbaycan'da yıl başında oradaki sigorta ile ilgili birimler, orada da bir takım sigortacılıkta sıkıntılar var. Ekonomisiyle, sosyal hayatıyla bakıldığı zaman sigorta sektörü o noktada gelişmemiş durumda ve gelişmek için de çabalar sarf ediyorlar. Bunlarla ilgili bütün birimleri, sigorta ile ilgili birimler Merkez Bankası bünyesine alındı. Bir kararnameyle, kanundan oraya alındı. Ve Merkez Bankası Başkanı beni aradı. Daha önce zaten Azerbaycan Sigorta Kanunu'nun, bundan önceki kanunun hazırlanmasında da benim orada gayretim olmuştu. Dolayısıyla bu konuda bir danışmanlık hizmeti almak istediklerini bildirdiler.
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza da ben konuyu bilgilendirdim. Berat Albayrak Bey'e de bilgi verdim. Ve ondan sonra da orada bir çalışma yapmaya başladık. Şimdi Azerbaycan'da da sigorta piyasasının daha liberalleştirilmesini, daha düzgün işlemesini, mecburi sigortalarda dahil bunların çeşitlendirilmesini ve bir bütün halinde sigorta piyasasının daha iyi bir hale getirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Bir ön rapor hazırladım, gönderdim ama bu korona sebebiyle orada da sıkıntılar var. Yani ben bugünlerde şimdi Azerbaycan'da olmam gerekiyordu ama maalesef evimizden çıkamıyoruz. İnşallah bu işler biraz rahatladıktan sonra bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Orada da uluslararası standartlara uygun bir sigortacılık düzeni kurulması için elimden gelen gayreti göstereceğim efendim. Orada da sonuçta biraz böyle devletçi bir yapı vardı anladığım kadarıyla. Evet, buradan evet. Çok kişi orada sigortacılık yapılması konusunda gidip geldi ama siz dediğiniz böyle bir serbestli, orada da liberal bir geçiş olacaksa gelişmesi mümkün tabii. Benim anlayışım bu. Yani kabul ederler etmezler ayrı bir konu ama ben daima Türkiye içinde, başka ülkeler içinde, Kazakistan içinde ben rapor hazırladım. Yani benim bütün şeyim sigorta piyasası, rekabetin olduğu bir sistemden yanayım ben. Ekonomik içinde bunu düşünüyorum, sigorta içinde bunu düşünüyorum. Peki Alaaddin Bey, sonuçta siz hem sektörde iz bıraktınız hem de deneyiminizde ve masanın değil hani karşı tarafı, siz bütün taraflarında görev almış bir kişisiniz. Sonuçta evet, bizim ülkemizde çok da alışık olmadığımız bir şeydir o. Biz bilgi paylaşmayız. Açıkçası ben bir yayıncı olarak sizi daha önce ziyaret edip bir arada olmuş, dinlemiş birisiyim ama sonra ben de kendimi buradan bir öz eleştiri yapıp sizi çok ihmal etmişiz. Aslında ara ara sizin kapınızı çalıp bir takım deneyimlerinizi bizle paylaşmanızı ben yayıncı olarak en azından yapmam gerekiyordu. Şimdi ben sizden şimdilik bu kısımdan özürümü ileteyim, kabul ederseniz. Diğer tarafta bu bilgi paylaşımı konusunda tabii ki biraz ketonuz biz. Sevmiyoruz şeyleri ama siz bir emek sarf ettiniz ve kitap yayınladınız. 2014 yılında yayınlandı ve bu kitapla ilgili gelişmeleri bize anlatır mısınız? Biraz evvel sizle yayından önce de konuştuk. Ben biraz şaşırdım ama birçok dilde yayınlandı. Amazon.com'da şu anda satışı yapılıyor. İsterseniz bize biraz kitabınızdan bahsedin. Öyle yayınımızı bitirelim. Efendim ben sigortacılıkla ilgili hatıralarımı yazdım. Ve bu Mehmet Çiftçi Güzel'e kaleme aldı. Ve bir sigorta duayeninin hatıraları, sigortacılık hatıraları adı altında, Yalnız Yürümeyeceksin adı altında yayınlandı. Bu kitap Türkiye'de yaklaşık 15 binin üzerinde satış yaptı. Ve bir şey olarak, yani açıkçası bir hatırat niteliğindeki bir kitap için Türkiye'de olağanüstü bir sonuç elde edildi. Yani ben açıkçası çok mutluyum. Tabii basın kurumları da çok ilgi gösterdiler. MTV, CNN, birçok haber kanalı, Kanal A, diğer televizyon kanallarında haber oldu. Ve son olarak da bundan yaklaşık bir sene önce Amazon böyle bir müracaatta bulundu. Kitabımızın farklı dillere çevirerek Amazon kanalıyla yayınlanmak istediklerini bildirdiler. Biz de peki dedik ve şu anda farklı dillerde de Amazon.com'dan kitabımızı satın alabilirler. Birçok dilde satılıyor ve benim burada en çok bu benim ben de aldığım bursla eğitim hayatını tamamlamış birisiyim. Onun için bu kitabın telif gelirlerini ben öğrencilere burs olarak ödüyorum. Ve bugüne kadar aldığım bütün gelirleri de burs olarak öğrencilere verdim. Birçok öğrencinin
üniversitedeki hayatiyetini devam ettirmelerini sağladım. İnşallah niyetim Allah nasip eder. Onu da büyük bir dilekle şey yapıyorum. Beş kişiyi de yurt dışında sigortacılık konusunda doktora yapacak bir bursu vermeyi hedefliyorum. İnşallah bunu da muvaffak olurum. Tabii kitabımın bu kadar ilgi görmesi beni çok mutlu etti. Yani bir insanın hayatında bunu görmesi önemli bir husus. İnşallah bundan sonrasını da yazarız. Başka hatıralarımı da yazarım. Akıcı bir üslup oldu. Tabii bunda Mehmet Çiftçi Güzeli'nin güzel kaleminin de rolü olduğunu söylemeliyim. Sonuçta bu sektörde görev almayı düşünen gençler var. Bu şirketlerde çalışan gençler var. Bunların da geçmişi en azından bilmeden geleceğe bir kendilerine kariyer planı yapmamaları konusunda bir gerçek de ortada. Umarız sizin kitabınızdan bu gençlerimiz de faydalanır diye düşünüyorum. Evet, ben de İsterseniz inşallah. Evet. programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sizden ağırlıklı aracı olarak çalıştınız son bölüm, işte acentelikte yaptınız. Biraz bizim kanalımızı izleyen acenteler de çoğunlukta. İsterseniz buradan bir aracı kuruluşlara yani acentelere ağırlıklı olarak bir tavsiyenizi alalım. Bir de tüketicilere tavsiyenizi alalım. Yani biz bu dönemde tüketiciler ne gibi sigortaları öncelikle yaptırması gerekiyor? Veya buradan bir tasarruf umut edenler varsa onlara da söyleyecek bir şeyiniz olabilir. Bir kere önce sigorta aracısı arkadaşlarımıza, acentelerimize hepsine ben sigortacılığın aracısız satılabileceğine inanmıyorum. Türkiye için hele bizim gibi daha duygusal bağları olan açıkçası biz çok kararlarımızı objektif kurallara göre vermiyoruz. Zaman zaman sübjektif yani duygusal yönden de karar veriyoruz. Onun için sigortayı satabilmenin ilk yolu iyi ilişki kurmuş acentelerden geçiyor. Onun için acentenin olmadığı bir sistemde sigortanın satılabilmesi mümkün değildir. Ve yıllarca hiç unutmam ben ilk İMTAŞ'a girdiğim zaman ona İttihad-ı Milli'de ilk acente toplantısını yapmıştım. Hatta o tarihteki sütunları açanlar görür. Acenteleri bu adam çok şımartıyor diye başlık atılmıştı bana. Ve ben acentelerin desteklenerek onlara hatta kamplara götürme bilmem ne yapma ilk bu çığırı ben açtım. Ve acenteleri ne kadar destek olabilirsek, ne kadar eğitebilirsek, ne kadar üzerine yatırım yapılabilirse, bu insanlar ne kadar çok para kazanabilirse, onlar ne kadar çok ayakta duruyorsa sigorta şirketleri de o kadar gelişebilir. Bir kere asla unutmamamız gereken noktalardan biri bu. Son yıllarda sigorta şirketleri acenteler üzerine çok baskı uyguluyorlar. Komisyon oranlarını düşürdüler. Birçok konuda acenteleri kendilerinin tam bir açıkçası bir sigorta şirketinin mahkum etmeye çalışıyorlar. Yani burada bu tip uygulama yapanlar da var. Onun için acentelerimizin güçlenmeye ihtiyacı var. Büyük acenteler olmaya ihtiyaçları var. Daha çok kendi ayakları üzerinde durabilecek acenteler olmalarına ihtiyaç var. Bunun için de kendisine bağlı satış kanallarını da oluşturmalarına ihtiyacı var. Resmi şeyi masa altı işlemi yapan satış kanallarından bahsetmiyorum. Resmi devletin kuralları içerisinde gelirini, giderini bildiği bir sisteme ihtiyacı olduğunu görüyorum acentelerimizin. Bunu yapmadığımız sürece acente tek başına bir işini ne kadar büyütebileceğini hepimiz düşünmek zorundayız. Bir kişiyle, üç kişiyle işi büyütemezsiniz. Bugün bir kişi çalıştırmanın maliyeti en basit bir acentelik. Bugün en basitini söylüyorum. 5.000 liradan aşağı masrafı olmaması mümkün değil. En az
sıfır bir portföy olan birisi 5 bin lira aylık masrafı vardır. Şimdi böyle bir durumda acente 10 bin lira gelir sarf ettiğinde bunun %30'unun da vergiye gittiğini düşünün. Adamın zaten bir yerde çalışması kadar bir ücret kalıyor kendisine. Dolayısıyla acentelerin büyümeye, güçlenmeye ve gelişmeye ihtiyacı var. Bunun önünü kesecek her türlü düşünce, her türlü tedbire ben karşıyım. Yani bunu özellikle belirtmek isterim. Bu sigortacılığı büyütmek istiyorsak, biraz önce söylediğim gibi satış kanallarını çeşitlendirmeye, satış ağını güçlendirmeye ihtiyacımız var. Acentelerimizi ben gerek vergi yönünden, diğer yönlerden mutlaka desteklenmesi ve güçlendirilmesine ihtiyaç var. Ve acentelere bağlı resmi satış sisteminin kurabilecek bir düzene ihtiyaç olduklarını görüyorum. Bunu mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Birinci bunu görüyorum ben. Yani samimiyetle söyleyeyim. Brokerler içinde, acenteler içinde buna kesin olarak ihtiyaç olduğunu söylüyorum. Dünya uygulaması da böyle. Diğer taraftan tüketicilerimiz için de rekabetin olmadığı bir düzende tüketicilerimiz sigortacılıkta sadece ve sadece daha fazla para vermek zorunda kalırlar. Daha kaliteli hizmet almak noktasında daha geriye düşerler. Daha fazla para ödemekte ise daha yukarı çıkarlar. Sonuç sadece bundan ibaret olur. Geçtiğimiz haftalarda programımıza konuk olan Mustafa Su, Anadolu Sigorta'nın eski genel müdürü, TSB Başkanı. O da acentelerin küçük kalarak ayakta kalamayacaklarını ve bir şekilde birleşmeleri gerektiğinde portföylerini birleştirebilecekleri partnerlerini seçmeleri gerektiğini söylemişti. Bu da bir yöntem değil mi? Büyük olmak, organik veya inorganik büyümeden eğer bahsederken. Eğer kendileri büyütemiyorlarsa, yani bunu yapamıyorlarsa birleşmeye belli bir şekilde ayakta kalmanın başka yolu yok. Yani yolu yok. Bence burada rekabeti sağlayacak mutlaka bir güce ulaşmaları gerekiyor. Aksi takdirde ayaklanmak. Çok çok teşekkür ederim. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım. Programımızı sonlandıralım. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. 47 yıldır sigortacılıkla uğraşıyorum. Bu yüzden bu sektörde para kazandım. Bu sektörde büyüdüm. Bütün hayatım sigortacılık benim. Şimdi böyle bir hayatı yaşamış birisi olarak sigortacılık ne kadar büyürse, ne kadar gelişirse sigortacılık hem ülke sigortacılığımız açısından söylüyorum. Dünyadaki yeri ne kadar artarsa, büyürse ben bundan büyük mutluluk duyarım. Bugün mutlu olduğum bir tabloda sigorta sektöründe gerek genel müdür düzeyinde, genel müdür yardımcısı düzeyinde, teknik düzeyde epey benimle beraber çalışmış arkadaşım var. Bunlardan da açıkçası mutluluk duyuyorum. Bir anlamda bir farklı bir anlayışın temsilcileri olarak da onlar bulunuyorlar. Dolayısıyla o da beni ayrıca mutlu ediyor. Bir şey yani birazcık şeydir, romantik bir cümle ama hayata tekrar gelsen ne olursun, ben gene sigortacı olurdum herhalde. Peki çok sizle sohbet saatlerce sürebilir. Vakit ayırsanız bize zaman zaman tekrar bağlanalım. İnşallah, konu başlıklarıyla olur. Sizin görüşlerinizi almak isterim ben de vakit ayırırsanız bize. Ben gerçekten çok çok keyif aldım söyleşinizden. Bence bu programı böyle bir tarihi dinlemek için değil, bence önünü görmek için bile insanlar mutlaka izlemeli. Bu sektörde çalışan, uzun yıllar çalışmayı düşünen gençler hiç olmazsa mutlaka bunu izlemeli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Erhat'ın bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim efendim. Bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza, sigorta sektöründeki bütün çalışanlarımıza da, acentelerimize, emeği geçen herkese de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Size ve ailenize biz de buradan sağlık diliyoruz. Dikkat edin kendinize diyorum. Teşekkür ederiz efendim. Baksanıza sakal bile bıraktık bugünlerde. İlk defa hayatımda sakal bırakıyorum. Olsun, yakışmış olası. Sıkıntı yok. Sağ olun.
Teşekkür Peki, ederim. iyi Sağ günler olun. diliyorum size. İyi günler dilerim. Sağ olun. Sigorta ekranında sektörde iz bırakanlar da Alaaddin Büyükkaya, duayen sigortacı yayın konuğumuzdu. Kendisi 50 yıla yakın bir süredir sigorta sektöründe aktif, hala bu konuya kafa yoran, hala bu konuda aktif girişimleri olan birisi. Programımıza iz bıraktıysa şayet Alaaddin Bey'i konuk ettik. Önümüzdeki hafta farklı sektörde iz bırakan yöneticilerimizle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik yayınımızı sonlandırıyoruz. Evde kalıyoruz. Sağlıkla kalıyoruz ve şimdilik yarına kadar hoşça kalıyoruz.